Yedi gibi. Günaydın. Bugün 6 Eylül Cuma olması lazım. Bodrum'dayız. Geçen videomu izlediyseniz böyle 4 günlüğüne falan tatile Kos Adası'na, Yunanistan'a geçmiştik. Feribot'ta geçmiştik. Bodrum üzerinden geçiyorsunuz Kos Adası'na. Şimdi geri döndük Bodrum'a. Burada böyle 1-1,5 gün vakit geçireceğiz. Şimdi saat şu anda 11 civarı. Hazırlandık. Bikinilerimi giydim, kremlerimi sürdüm, çantamı hazırladım. Yunanistan tarafında aynı denize girdikten sonra birkaç gün sonra Türkiye tarafında aynı denize gireceğiz. Keyifli olacak bence, güzel olacak diye düşünüyorum. Vücudumda yakmam gereken bazı bölgeler kaldı. Eşitlemem gereken. Onları da bugün eşitlersem başarılı bir tatil çıkarmış olacağım. Bu arada denize gireceğim için bütün kolyelerimi, bileklerimi, takılarımı çıkardım ve kendimi şu anda çok çıplak ve çirkin hissediyorum. Ama çıkarmak zorundayım çünkü onlardan herhangi birinin denize düşmesi, kaybolması, kararması, bozulması beni mahveder. Neyse, kardeşlerim de hazırlansın, çıkacağız. Denize takıldık. Şimdi güneşlenmek için yattım. Biraz yatıp burada uyuyayım. Sonra bakarız. Belki daha gideriz. Belki eve gideriz. Şu Nescafe'ye 100 lira verince insan anlıyor Türkiye'de olduğunu. Son bir kez daha girdik denize. Saat 2 yaptık. Eve gideceğiz, duşlarımızı alacağız, hazırlanacağız ve Milas'a doğru yola çıkacağız. Tatlı. Eve geldik, duşlarımızı aldık, kahvelerimizi içtik. Bu sıcaklarda hayatta makyaj yapamayacağım. O yüzden sadece güneş kremiyle hazırlanıyorum. Hava gerçekten çok sıcak, balkona çıplak ayakta bastım ve ayağımın altı yandı. Şu an yanık. Gerçekten şu an canım acıyor. Şimdi Milas'a doğru yola çıkacağız. Burada bir de iki tane çok tatlış köpüş var. Onlardan bir tanesini de veterinere götüreceğiz. Aşıları varmış. Akşama da Bodrum merkeze gideriz diye düşünüyoruz ama bakalım, planlar değişebilir. Biraz allık süreceğim. Biraz allık mı süreceğim? O zaman ben de biraz allık süreyim. Çok sıcak havalarda makyaj yapamam. Yapamam ama azıcık allık. Allıktan bir şey olmaz mı? Evet, renk versin. Renk versin. Ne güzel renk verdi. Benim karar. Ey, bana ne? O çok renk veriyor. Söylemeyi yanılttı. Sağ ol. Bir de sonradan geldi rengi. Evet, işte fırçanın bir kısmında aldık topluluğu var. Orayı kullanmamaya çalışıyorum. Umarım eşit olmuştur bari şu aldık topluluğu. Sürmüşken bari. Bilimel de mi sürseydik be? Evet, dedem öyle şey sürmüşken bilmez misin? Akşam eve gelince bunları çıkarmaya uğraşamam. Oldu mu? Eşit mi? Tamam. Öyle, size kombinimi de göstereyim. Nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Burada kombinimi göstereyim size. Şöyle. Annemin arkadaşı bana bir toka hediye etti. O kadar güzeldi. Çok tatlı değil mi?
geldik. Milas'ı biraz dolaştık. Ciğerimizi, köftemizi yedik. Güzeldi, lezzetli yedik. Köpeklerimizi veterinere götürdük. Şimdi saatimiz 7 gibi bir şey oldu. Bodrum merkeze ineceğiz. Biraz orada dolaşacağız. Eve gelmişken üstümü değiştirdim. Çünkü arkadaşlar ben bugün yanlışlıkla gerçekten yanmışım. Yani 4 gündür o kadar iyi korunuyorum güneş kremlerimle falan. Çok beyaz olduğum için yanmadan bronzlaşmak çok zor benim için. Yani ıstakoza dönmeden bronzlaşmak çok zor. Ama onu başarıyordum 4 gündür. Gerçekten başarmıştım. Ama bugün bayağı kavrulmuşum. Ama böyle yanık yanık hissetmiyorum. Yani canım yanmıyor. Ama görünüş kıpkırmızı. Özellikle de buram ve üst bacağım yanmış. Az önce giydiğim tişörtte tam böyle bikinim gibi açık olduğu için tam orası kıpkırmızı görünüyordu ve sinirlerimi bozdu. O yüzden üzerimi değiştirdim. Bu da böyle güzel oldu. Bu kombinin altına burada vanslarım giderdi ama onları getirmedim. Mecburen sandaletlerimi, yeşil sandaletlerimi giyeceğim. Kız. Şunun güzelliğine bakın. Şimdi biraz dinlendikten sonra çıkacağız. Şu an karşımdaki manzara o kadar güzel ki. Ben size göstermek istiyorum. Masa örtüsü içeride, ben alamadım. Hangisini dedim, seç be. Artık bugün eve dönüyoruz. Birazdan yola çıkacağız, kahvaltımızı ettik. Eve dönerken İzmir'de yeni bir arkadaşımıza uğrayacağız. Orada bir kahve molası verdikten sonra İstanbul'a doğru devam edeceğiz. Uzun bir yolculuk olacak bugün. Muhtemelen bir 9 saat falan sürecek. Bakalım, bize kolaylık dileyin. Teyzelerdeyiz. Buraya bayıldım. Aşırı şirin. Tuğba teyze de zaten yine döktürmüş buradan. Öpüyorum. Herhalde bir saate maksimum kalkarız diye düşünüyorum. İstanbul'a daha 5 saatimiz falan var. Öyle şu anda keyifli geçiyor. Çayımızı içip manzara karşısında oturuyoruz.
Selam dostlar. Şu an saat 9 ve biz sonunda evimize ulaştık. Benim için çok güzel bir hafta geçti. Eğer izlemediyseniz bir önceki Kosovası vlogumu da izlemeyi unutmayın. Burayı bir yere koyarım. Şu an son bir haftam kaldı okulun başlamasına. Bu haftada full staj defterimi dolduracağım. Onu yetiştiremedim. Ve bu videoları editleyeceğim. 2 tane video editleyeceğim bu hafta. Hatta 3 video editleyeceğim bu hafta. Bu tarz şeylerle uğraşacağız. Haftaya hafta sonu da çok güzel bir yere yogaya gideceğim. Yoga ve kahvaltı. Onun da vlogunu çekmeyi düşünüyorum. Öyle. Güzel videolar bekliyor sizi. Okul da açılıyor artık, o çok sevdiğiniz vize haftası, final haftası. Son kez, son bir sene boyunca artık 4. sınıfa geçiyorum. Gelecek, o videolar da başlayacak. Videoyu artık burada kapatalım diyorum. Benim için çok keyifli birkaç gündü. Umarım siz de izlerken çok keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.